Kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere çok güzel bir kandil simidi tarifiyle geldim arkadaşlar. Tuzlu lezzetleri seviyorsanız ağızda dağılan kıyır kıyır harika bir e, kurabiye oluyor. Mutlaka deneyin diyorum ve nasıl yapmışım hemen tarifine geçiyorum. Kandil simidimize şöyle kasemize 150 gram kadar tereyağı veya margarin alarak başlayalım. Ben margarin kullandım. Şöyle bir çay bardağı sıvı yağı da üzerine ekleyelim şöyle bir adet yumurtamın birazcık beyazından ayırdım kurabiyeleri Susam'a batıracağımız için sarısını da hamurumuzun içerisine katacağız şöyle bir yemek kaşığı sirke ekliyorum elma sirkesi e, kıyırlığı için çok güzel oluyor arkadaşlar mutlaka ekleyin bir yemek kaşığı da yoğurt ekledikten sonra yağım biraz oda ısısında değildi şöyle birazcık parçalayacağım yağı oda ısısında kullanırsanız daha büyük kolaylık. Hemen ununu eklemeye geçiyorum. Önce kontrollü olmak için 2 su bardağı un ekliyorum. Şimdi kandil simidimize asıl lezzetini veren baharatımızı kullanacağız. 1 çay kaşığı mahlep ekliyorum. Eğer mahlebiniz yoksa şart değil kullanmayabilirsiniz ama çok yakışıyor. Mutlaka aktardan çok az miktarda alın evde bulunsun. Şöyle bir çay kaşığı da tuz bir pakette kabartma tozu ekledikten sonra hamurumu yoğurmaya geçiyorum. Kandil simidine tuzlu lezzetlere poğaçalara mahlep çok yakışıyor arkadaşlar. Küçük bir parça 10 liralık alsanız evde bayağı uzun süre gidiyor. Şöyle bir su bardağı un daha ilave ediyorum. Toplamda 3 su bardağı un kullandım. Güzelce hamurumu toparlayarak yoğuruyorum. Oldukça yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Ununu fazla kaçırmamaya mutlaka dikkat edin. Evet, hamurumuzu yoğurduk. Ben şekillendirirken e, kamerada sorun olmuş, çekmemiş. Tekrar gösteriyorum. Çok yumuşak bir hamur. Ceviz büyüklüğünde bir parça elime alıyorum arkadaşlar. Birkaç tane şekillendirdim ben. Şimdi size de göstereceğim. Yuvarlayıp silindir haline getiriyoruz ve iki ucunu şöyle üst üste yapıştırıp hafifçe elimizle onların yapışmasını sağlıyoruz. Önce yumurta beyazına daha sonra da susama batırıp yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsisine alıyoruz. Yağlı kağıdınız yoksa tepsinin tabanını katı yağ ile yağlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi fırına girmeye hazır. 180 derecelik fırınımıza gönderelim. Hafif altı kızarıp üstü pembeleşinceye kadar pişiriyoruz arkadaşlar. Ortalama 25 dakika bir e, süre sürebilir. E, Tabi fırınıza göre değişir. Evet kurabiyelerimiz yani kandil simitlerimiz servise hazır. Gerçekten dokusunu anlatmam mümkün değil. Mutlaka yapıp tadına bakmanız lazım arkadaşlar. Çok beğeneceğiniz, asla tarifini kaybetmek istemeyeceğiniz bir dokuda bir lezzette kandil simidi oluyor. bu tarifi mutlaka kaydedin. Yanınıza defterinize not alın. asla kaybetmeyin. Gerçekten yıllardır hep bu tarifle yaparım. O kadar güzel ağızda dağılan bir dokusu var ki in yiyen bir taneyle asla doymaz yani. Bakın. Eldeyince böyle hassas Elinizi aldığınızda bile hemen dağılabilecek çok güzel bir dokuda arkadaşlar mutlaka deneyin. E, bugünlük de benden bu kadar. Hayırlı kandiller diliyorum. Yorum ve beğenilerinizi merakla bekliyorum. E, yepyeni tariflerde görüşmek üzere hoşçakalın.